Hangisini yanılacağız diye soracağız ama bir de savaşın 148. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilançoya bakalım. ABD istihbaratının iki katından fazla Rus askerini öldürdüklerini öne sürüyor. Bugün itibarıyla 24 Şubat 21 Temmuz arası bilanço Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre şu anda ekranlarda 38.850 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürüyor Ukrayna. 221 uçak imha edildi, 188 helikopter düşürüldü, 710 Rus İHA'sı imha edildi, 1074 tank, 3912 zırhlı araç, 167 seyir füzesi, 2781 muhtelif askeri araç, 859 top, 251 roket atar sistemi, 113 hava savunma sistemi, 15 gemi, 72 özel ekipman. Ki hatırlatalım, o 15 geminin içinde Bayraktar SİHA'ların da kullanıldığı bir operasyonla Rusya'nın amiral gemisi de vardı. Erdoğan Paşa'm, sizin çektiğiniz fotoğraf nedir? Yani hangi açıklama daha inandırıcı? Yani sahada ne oluyor? Yani şu anda tabii ki Rusların açıklaması daha inandırıcı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri maalesef Ukrayna'yı kısıtlıyor. Örnek veriyorum, 48 tane HIMARS bataryası verecekti, sadece 8 tane verdi. Yani bu HIMARS bataryası aşağı yukarı 280 kilometre menzile ve hedefi laser ışınıyla bulan sistemler. O nedenle attığını %100 vurma ihtimali yüksek. Bunun yanı sıra 8 tane vermesinin yanında Amerika Birleşik Devletleri bir de diyor ki Rusya tarafına, yani Rusya sınırına geçecek şekilde atış yapma diyor. Şimdi bakın, bu çok tehlikeli bir noktaya götürüyor Ukrayna'yı. Çünkü tecrit harekatı yapamamış oluyor. Bakın, bir savaşta en önemli şey tecrit harekatıdır. Kara harekatını destekleyen kuvvetleri durdurma. Yani siz şimdi o 280 kilometrenin en az 180 kilometresini kullansanız, Rusya'nın içerisine 100 kilometre içeriye Rusların birliklerini Donbas'a doğru sevk ederken vursanız, o zaman savaş tamamen terse döner. Ama Amerika Birleşik Devletleri onu müsaade etmediği için Ukrayna tabii devamlı surette bedel ödeterek elbette geri gelmesi söz konusu oluyor. Ama burada en önemli konu da, bakın, Zelenski'nin eşi de hava savunma sistemleri istiyor. Yani neden bunu istiyor? Özellikle Rusların da malumunuz çok fazla öyle hava kuvvetleriyle falan değil de füzelerle çeşitli yerleri vurması söz konusu. O füzeler önlendiği takdirde Rusların da bir şekilde ilerlemesi duracak. Yani Ruslar geldiler, neleri vurdular füzelerle? Efendim, yakıt depolarını vurdular, mühimmat depolarını vurdular. Hatta buğday depolarını vurdular. Yani Ukraynalılar aç kalsın falan diye. Şimdi öyle olunca, hal böyle olunca tabii ki bu hava savunma sistemlerinin artık, yani öyle eski S-300'ler falanla bu işin olmayacağı ortada. Onların birçoğunu da zaten Rusya vurdu. Öyleyse Amerika Birleşik Devletleri Patriot'ları sokacak oraya. Bunun daha ötesi yok. Şimdi hal öyle olursa sokar mı o zaman 3. Dünya Savaşı elini... diyor. Rusya, özür dilerim efendim, sözünüzü kestim ama. Şimdi bakın, şunu söylemek istiyorum. Ukrayna'ya sokacak mı sokmayacak mı, o şöyle belli olacak. Yani esas kopacak nokta bence Odessa. Yani eğer Ruslar Odessa'ya da yönelirse mutlak surette bu iş büyüyecek demektir. Yani ben öyle görüyorum. Eşik Odessa diyorsunuz, anladım. Evet. Odessa'ya yani yönelmeye kalkarsa belki en azından bu HIMARS'ları biraz daha çoğaltacak. 8 tane değil, 2 tane daha göndereceğim dedi geçenler. Yani geçenlerde 2 tane daha göndereceğim dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi? 48 tane çıkardıysan gönder bir an evvel yani. Bunun daha ötesi yok. Yani Amerika'da böyle işi böyle yavaştan alıyor. Dolayısıyla acaba hani belirli ölçüde daha da çok yıpransın falan diye Rusya bakıyorlar. Öyle görüyorlar.
olayı. Bu savaş devam etmezse, belirli ölçüde bakarsınız bir anlaşma olursa yaptırımlar ortadan kalkar diye korkuyor Amerika. Yani evet. Şu gün bütün NATO ülkelerini, Avrupa Birliği ülkelerini bir yöne yönlendirmiş. Şimdi bir barış olduğunda diyecekler ki ya tamam da bakın biz de sefil oluyoruz işte gaz yönünden, tabii, petrol yönünden. Efendim işte gördüğünüz gibi birkaç tane başbakan yedi. Yemeğe de devam ediyor bu olay. Tabii ki salgının arkasından bir de savaş geldi. Herkesin gazı yoktu, sınacak. Sefil oldu bilmem insanlar. Hani bir yerde çünkü bu savaş biterse bir barış anlaşması, yaptırımlar kalk diyecek de ben Rusya'yı istediğim gibi silkelemeyeceğim diye uzatıyor diyorsunuz yani bir anlamda. Ukrayna'nın tükenmesine de göz yumuyor. Sayın Saydın, aynen söylüyorum. Uzatıyor. Amerika'nın uzatması bu. Yani bakın en basiti bu, 48 tane HIMAR'ı vermiyor. Yani 48 tane o uzun menzilli roket ve bakın Marsa onların var. Bir de özel vuruş yeteneği var. Laser atıldıktan sonra laser sistemiyle vuruyor. Yani düşünün hiç hedefi kaçırmıyor. Rusların en büyük korkusu o. Onların da bir şekilde kısıtlamış. Rusya içerisine atamazsın. Al sana sadece 8 tane verdim. Niye 48 vermedin diye soruyorlar Amerikalılara, Ukraynalılar. Eğitim tamamlanmadı falan diyor. Efendim, şimdi Sayın Töre efendim sizde son bir harita üstünde ne oluyor diye sorayım. Ve tabii bütün bu açıklamalara, verilen bilançolara bakıp da sizin teşhisiniz ne oluyor? Her iki tarafın açıklamalarında biz başından beri çok itibar etmemeliyiz. Kesinlikle öyle söylüyor. Çünkü psikolojik harekatın son derece yüksek limitlerde kullandığı bir savaş bu. Yani biz sahadan çok psikolojik savaş gördük. İşte bu kongrelerde alkışlanmalar, onlar bunlar, bunun hepsini dahilinde olan konu. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında bakın şu ilerleme diyor ki yavaş yavaş diyor ilerliyor diyor. Evet. Ve istenen ilerlemeyi sağlayamadı diyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafı böyle bir açıklama yapıyor. Rusya'nın yaptığı açıklamada da biz diyor eğer diyor Kırım bölgesi özellikle bir saldırı olsa çok ağır şekilde cezalandırırız diyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Diyor ki Ukrayna'nın savunmasından dolayı Rusya yavaş ilerliyor ve bundan dolayı ağır bedeller ödüyor. Şimdi burada Ukrayna'nın kazanımı var mı? Ukrayna açısından bakın kaybediyor. Yani şöyle kaybediyor. Şimdi Ruslar burada zayiat veriyor, ilerliyor. Doğru, tamam. Zaten savaşlarda bu iki yumurtanın tokuşması mutlaka zayiat olacak. Ama bu zayiatı vererek ilerliyor ama Ukrayna toprağında ilerliyor. Evet. Şimdi bu Amerika, biraz önce onu ifade ediyor. Amerika açısından bir kazanım. Amerika diyor ki ben diyor Rusya'yı yıpratıyorum diyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bakın bunu şimdi birazdan açıklayacağım. Öbür tarafta stratejik alanı ele geçiriyor. Ama Ukrayna halkı burada kaybediyor. Hem arazisini kaybediyor, vatanını kaybediyor. Hem de göç etmek istiyor. Şimdi burada iki tarafın bir farklı politikası var. Bunlardan bir tanesi Harkov'da diyelim bombalıyor. Evet. Rusya tarafı. Sivil yerleşim yerleri de bombalıyor. Evet. Yani asker var diye bomba. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Peki ne oluyor? Ukraynaca konuşanlar bu tarafa doğru gidiyor. Tabii. Alanı boşaltıyor. Bakın alanı boşaltıyor. Oraya Rusça konuşanları getiriyor. Dolayısıyla hani bataklığa ileride düşer düşmez bölümünü kapatmış oluyor. İlhak şimdi, mı? Oraya mı getireceksiniz? Şimdi istiladan sonraki hareket işgaldir. İşgal hukuki olarak burada yaptığı gibi meclisler kuracak. Biz diyecek bağımsızlığı ilan ediyoruz, daha sonra da Rusya'ya katılıyoruz diyecek. Amerika yani bu konuda o zaman gayet net tutarlı. Kırım'da 2014'te ne yaptıysa buradaki nüfus aslında değişimi şu anda sağlanacak. Evet, doğru Eylül söylüyorum. Diyor burası da ilhak edecek diyor ama yani diyor ki eğer burayı böyle ilhak ederse cevabımız çok ağır olur. Ama şimdi ilhak etmiş olacak, savaş kazanılmış olacaksa eğer ve karşı tarafta bunu mesela kabul edecekse. Mesela Patriot dedi değerli komutanımız, katılıyor musunuz? Yani Odessa olursa o zaman Patriot. Şimdi, gerçi Odessa çok boğazı. Önemli. Sayın yani, Karakuş'un söylediği bu 48 tane HIMARS vereceğim diyor. Niye bunu yani damla damla gönderiyorsun da bir anda göndermiyorsun? Süreci uzatma felsefesi. Tabii. Komutanımın da orada satır arasında söylediği, ben katılıyorum fikirlerine. Orada şu, bir anda verdiği zaman Rusya'yı direkt karşısına almak istemiyor. Kademe kademe gönderiyor. Yani Rusya'yı yavaşlatmasın, aslında işgal önlemeye gibi bir çabası yok. Sadece ne kadar yavaşlatırsam, çünkü olayın bu askeri boyutunu konuşuyoruz. Ama ekonomik anlamda kısıtlamasını da eğer anlaşma tabii olursa kaldırmamak istiyor. Uzatmaya çalışıyor ama bu planlamasından peki az oldu. Şu Odessa bölümü önemli. Odessa'yı alırsa
bütün demiryolu ağları, hani burada tahıl konusu vardı, evet, ya, o biraz durdu şu anda. Bilmiyoruz, evet, acaba ne olacak. Bütün bu hafta kayıt altına, ağları, yazılı kayıt altına almayı hedefliyoruz dedi Sayın, evet, Cumhurbaşkanı en son. İnşallah. Dileyelim ama olsun. Burasının ele geçirilmesi demek, hı-hı, Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkması olmadığını ifade etmiştik. Aynı zamanda bütün demiryolu ağları ve liman burada. Bakın şu Batan Moskova gemisi var ya şuralarda. Tabii. O yılan bile şu Buk Nehri vardı, şu Buk Nehri. Buk Nehri'nin içinde güvenlik amacı alan tersanede çıkıyor. Yani koskoca Moskova gemisi şuradan çıkıyor. Yani ulaşım ve liman anlamında bu bölge, Odessa bölgesi kritik. Odessa giderse Ukrayna'nın, yani gitmiş gibi şey, Ukrayna diye bir devlet kalmamış olur. Polonya'nın küçük bir eyaleti olur. Amerika'nın işte vaat ettiği bir takım destek o zaman gelir mi? Geç gelmiş yardımın bir yararı olur mu? Yani o zaman şu an... Onu yaparsan da 3. Dünya Savaşı'nı başlatırım diyor. Yani Kırım'a mesela. Zelenski'nin işte az önce siz de sert bir açıklama dediniz. Medvedev'in açıklamasını. Paylanço yani lafları diyorlar var ki Kırım'ın biz geri alırız falan diyorlar. Bu Ukrayna'ya kıyamet gününü yaşatır diyor. 3. Dünya Savaşı çıkar diyor. Yani ben diyor nükleer güçle kullanırım diyor gerekirse diyor. Buradan alt satırdan sonra çıkıyoruz. Bir de paylanço, bakın biz burada hep konuşmalarımızda bazen böyle hani biz hasımlık yapan ülkelere bile biraz daha böyle şey konuşmaya, herkes, çalışıyoruz. Herkese saygıdır. Ama mesela paylanço lafıyla direkt hedef aldığı şey var orada, insan var yani şey itibariyle. Dolayısıyla yani sert bir açıklama, radikal bir açıklama. Ve diyorsunuz bu nükleer tehdit. Tabii bunu, peki, da sadece Ukrayna değil ama Batı'ya da diyor, bakın diyor o Himerslerin komutanı Satarası söylediği yavaş göndermesine kadar Batı tam böyle Rusya ile kapışma konusunda tedirgin. Sadece... çok iyi bir tabiridir ama burada yangına körükleyip ve odun atıyor. Ama yangını söndürme gibi bir özel bir çabası yok. Ama Amerika açısından kendisi haklı. Yani bir önce söyleyeyim gerekçelerle. Rusya'yı zayıflatması, yavaşlatması. Ama bir tek ve kendi silah sistemlerini eski Doğu Büyük ülkelerine satarak onun silah sistem envanterlerini değiştirmesi açısından Amerika kendi işine tutarlı bir davranış yapıyor burada. Amerika ve Rusya tutarlı. Yalnız burada ben bir şey söylemek istiyorum. Bir yanılgı var. Amerika'nın bana göre yanıldığı. Savaşan ordular, bakın ordu savaştıkça tecrübesi artar. Tabii ki insan zayiatı, tank zayiatı bu çok önemli. Yani geçici süreli sıkıntı yapar ama savaşmak üzerinden mermi geçmesi demek, yanına mermi düşmesi demek, bir birliğin hata yapması demek. Askerler çok eğitimcidir. Bütün dünyadaki askerler eğitimi çok sever. Bakın sadece askerler sağa dön, sola dön falan böyle bir şey zannediyorlar. Bizim harp okul dönemimizde bu Kerem Alkin ve Emre Alkin hocaların, Erdoğan Alkin hoca gelir bize şey, Halil Kayyum hocamız bize gelir ekonomi dersler anlatırdı. Tabii. Yani o zamanlarda kim ne kime ne ekonomi dersler, kim hangi hocadan aldı bilmiyorum ama daha biz 18-20 yaşlarımızda bu değerli Türkiye'nin en değerli ekonomist hocalarından, ekonomi anlamında akademisyenlerinden ders alırdık. Bunu şunun için ifade ediyorum. Alınan dersler felsefesi vardır. Evet. Hatalardan ders çıkarırlar. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri işte İstiklal Harbi'nden ders çıkartmıştır. Kore Harbi'nden çıkartmıştır. 74'teki harbi Kardak krizinde komutanımın da için bulunan oradan ders çıkartmıştır. Güneydoğu'daki bu faaliyet sınır ötesi ayağı bir ders, evet, çıkartmıştır. Bu bir şey gibi düşünün. Çalışan hani Demir Işırdal var ya, ordular savaştıkça kesinlikle geliştirir. Hafıza. Silah sistemini açısından. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ben burada hani yıpratıyoruz felsefesinin şimdi Rusları biraz daha böyle hatalarını uyan devi uyandırır gibi bir halde, çekincenin, evet, bence bunu Amerikalılar tarafından bir değerlendirilmesi lazım, evet, diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karakuş Paşam, son sözünüz ne olur? İlhak geliyor mu? Savaş biter mi? Bir cümleyle. İşte biraz evvel söyledim. Savaş aslında biter de savaşı bitirmek isteyenler bitirmesi gerekir. Evet. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef bu NATO'yu, Avrupa Birliği'ni bir şekilde ayakta tutabilmesi için ve onların da savunma sanayisine çok daha fazla para yatırabilmeleri için, evet, bir şekilde Rusya'dan ileride hiç petrol gaz almayacak noktaya gelmesi için savaşı uzatması lazım. Maalesef bitirtmiyor, söylüyorum. Yani bu konuda gereken tedbiri alacak olan Amerika, fakat Amerika bu konuda gönüllü değil. İşine geliyor. Dediğim sebeple ben, evet, uzayacak. Uzacık da merak etmeyin. Rusya'da da çok yıpranacak. Her ne kadar efendim biz yıpranmıyoruz deseler de inanmamak gerekiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sağ olsun Erdoğan Alkin hocayı söyledi. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Akıl vardır bir de ayrıca. Allah rahmet eylesin. Büyük Erçen de benim arkadaşımdır iktisattan. Yani tabii ki Atatürk'ün iki sözü vardır. Birisi
subaylara. İktisatı iyi bileceksiniz ve tarihi iyi bileceksiniz. Subaylara efendim en önemli tavsiye de Mustafa Kemal Atatürk'ün budur. Yerine getirmeye çalışıyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUT Genel Başkanı, Emekli Hava Pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş. Çok sağ olunuz. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Töl. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.